arkadaşlar, Manavgat'tayız. Biliyorsunuz geçen sene burada çok yangınlar oldu ama yeşiliyle ve doğasıyla halen daha ben ayaktayım ve sizinleyim diyor. Şu an Manavgat Şelalesi'ne geldik. Eğer burayı hiç ziyaret etmediyseniz ve Alanya, Antalya çevresinde seyahat ediyorsanız ve tatil yapıyorsanız muhakkak şelaleyi de görün diyorum size. Hadi gelin. Hemen girişte arkadaşlar gördüğünüz üzere sağda böyle ufak ufak hediyelik eşyaların satıldığı şoplar var. Şapkalar, bikiniler, gözlükler, nazar boncukları. Aa, çok güzelmiş bu nazar boncukları. Kolay gelsin. Bakar mısınız? Yazlık eviniz varsa çok güzel dekor için. Şöyle bir bakalım neler varmış. Burada yiyecek, içecek her bir şey var. Tabii ki zeytinyağlar, Şirince, yaban mersini. Meyveli şaraplar burada meşhurdur arkadaşlar. Hemen şurada bu fiyatını görüyorsunuz TL olarak. Bir adet 225, iki adet alırsan da 400 diye indirmişler. Ve gene Alanya, Antalya ve Manavgat bölgesinin çok meşhur porselenleri ve çinileri. Şöyle göstereyim size. El işiymiş bunlar. Gerçekten büyük emek istiyor. Bunun fabrikasında bulundum. Çalışırken hanımlar gördüm. Gerçekten zor bir şey. Ama görsel olarak baktığınızda çok güzel. Buradan da böyle eğer istiyorsanız bu şoptan bayağı büyükmüş bu arada. Eşinize, dostunuza hatıra için bir şeyler alabilirsiniz. İçim düştü gerçekten. Muhteşem bir shop, dükkan. Hediyelik eşya satılıyor ama her şey var. Şarap vesaire. Ama artık şelaleye doğru ilerlemek istiyorum. Hemen gelirseniz ilk sağda zaten bu dükkanı göreceksiniz. Süper sticker ve süper chatlerim açıldığı için kanala destek olmak isteyenler süper sticker ya da süper chat alabilirler premier sırasında. Haricinde eğer halen daha abone olmadıysanız ben bu yaz bayağı bir gezmeyi düşünüyorum sizlerle birlikte. Lütfen abone olun, birlikte gezelim. Konuşmak istemedim arkadaşlar ama gördüğünüz üzere şelale muhteşem görülüyor. Hele şu açıdan da bakalım. Ekstradan ayrı bir balkon yapılmış. Burası daha önceden yoktu. Ama çok da iyi yapmışlar çünkü şelale bu açıdan çok güzel gözüküyor ve insanlar da gördüğünüz üzere buraya özellikle inip fotoğraflandırıyorlar kendilerini.
Burada istiyorsanız jeep safari ya da işte rafting yapabiliyorsunuz. Turlarla alıyorsunuz bu aktiviteleri. Biz sadece gezmeye geldik ama siz eğer ilgileniyorsanız ve seviyorsanız tur şirketleriyle konuşup rafting işine girebilirsiniz. Rafting çok heyecanlı olur çünkü şelale çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve macera dolu bir rafting yaşarsınız. Muhteşem bir şey gördüm. Papağana bakar mısınız? Çok tatlı. Beyefendi fotoğraf çekiyor galiba. Fotoğrafçı kendisi, evet. Papağanları da yanında, süper yahu. Papağanlar var arkadaşlar. Bir iki tane değil, bir sürü. Hepsi uysal anladığım kadarıyla, insanlarla birlikte takılıp öpüşüp fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Neydi bu arkadaş? Ya fotoğrafları da göstereyim size. İnsanlar çekildikten sonra burada hemen çıkıyor. İnternet görüşürüz. Kolay gelsin ablacığım. Kaşarlı var, peynirli var, patatesli var mı? Patatesli. Kaşarımız yok, patatesli. Kaşar değil mi? Aha, patates o. Tamam. Patates. Çok güzel gözüküyor yalnız. Foto mu? Bu foto değil ki, bu video. Şu an yayındasın. Aa, yayındasın şu an. Değil mi? Güzel güzel çıkıyorsun. Kolay gelsin. Balıkları ayaklarını ısıtıyorlar ve sonra çıkıyorlar. Ben yapar mıyım? Hayatta yapmam. Arkadaşlar uzun zaman sonra ben de ilk defa gelmiş oldum. Küçükken birkaç kez gelmiştim. Manavgat ilçesinden alıyor bu şelale adını. 3-4 kilometrelik mesafeden ırmak sularının falezden düşmesi sonucu Manavgat şelalesi oluşuyor.
rafting yapıyorsunuz dedim ama gösterdiğim o büyük alanda rafting olmuyor. Tur şirketleriyle konuşuyorsunuz, çay geriye doğru daralıyor kanal olarak. Oralarda yapabiliyorsunuz. Çünkü burada yapmak çok tehlikeli, suya girmek de çok tehlikeli. Küçük küçük havuzlar yapmışlar, insanlar ayaklarını suya soksunlar, serinlesinler diye. Muhakkak Manavgat'a geliyorsanız bu şelaleye uğrayın. İstiyorsanız da ben şimdi kahve içtim ama bir balık yiyin derim. Gerçekten çok hoş, doğasıyla aşık olabileceğiniz bir yer. Yani geçen sene olan olaylara hepimiz çok üzüldük ama Manavgat halen daha yemyeşil. En azından merkezi ve şelale tarafı. Ağların durumu nedir bilmiyorum. Buradan şimdi Sile'ye devam edeceğim. Biraz daha size buraları çektikten sonra tabii görüşürüz.